Başkanım, Reşat Bey Mahallesi delege seçimlerini kısaca bizlere anlatırsanız, kamuoyunu bilgilendirmek adına olayın nasıl başladığını ve nasıl sonuçlandığını kısaca bizlere bilgi verir misiniz bu Tabii konuda? ki, tabii ki. Şimdi sevgili Barış, bildiğiniz üzere sosyal medyadan herhalde takip edildi Akhisar kamuoyu ve partilerimiz. Bu seçimlerle, Reşat Bey delege seçimleriyle alakalı bir itiraz süreci yaşadık. Bu seçimler bizim il yönetim kurulumuz tarafından 15'e 4 oyla iptal edildi. Tekrarı istendi. Dün de MYK ile başka arkadaşlarımızın yaptığı itiraz sonucu da MYK tarafından ilk seçimin tescili Manisa İl Yönetimi'nin verdiği bu kararın bozulması yönünde bir karar aldık. Biz de asıl olan MYK kararıdır. MYK'nın verdiği kararı uygulamakla mükellefiz. Yani sonuç olarak Reşat Bey seçimleri ilk yapılan seçim tescil edilmiştir. Burada ilk itirazı yapan hangi listenin delege üyeleri oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada beyaz listeden delege adayı olan Ali İnanç, Cemali Andık, Arif Babacan adlı üyelerimiz, delege adaylarımız itiraz ettiler bizlere sonuçlara ilişkin. Çünkü bir 12 tane geçersiz oy vardı. 2 tane Hazun listesinde bulunmayıp da oy kullanan, sonrasında tespit edilen ve Yani iptal eden, yakılan 2 tane burayı oy. kısaca bir nokta koyalım. Delege listesinde ismi olmayıp imza atmadan iki tane Üye oy listesinde. Evet. sandığa oy atılmış. Yani şöyle söyleyeyim, 272 tane oy çıkması gerekiyordu. 274 oy çıktı sandıktan. Bunları tespit etmiştik zaten. Tutanak altına almıştık. Oyu kullandıktan sonra Hazun listesinde isimlerin olmadığını. İl gözlemcimiz nezaretinde ve tüm partilerin nezaretinde bu iki oy hiçbir adayın görmeden imha edildi. Ve 272 oy, yani imza ile oy eşitlendi. Bunun sonucunda 200 tekrardan 12 tane geçersiz oyumuz çıktı. 260 tane geçerli oyumuz çıktı bu sandıktan. Bir listenin en düşük alan 33 arkadaşımız seçiliyor bu Reşat Bey seçimlerinde mahallemizde. Mavi listenin en düşük oyu 131'di. Beyaz listenin en yüksek oyu 128'di. Yani arada 3 oyluk bir fark vardı. Burada tabii ki farklı nedenlerle bu 12 oyun hepsi aynı nedenle itiraz değil. İşte kiminde isim yazılıydı, kiminde işaret kabul edildi, kiminde çift pusula çıktı, kiminde üç pusula çıktı, kiminde tek sade çarşaf işaretlenmemiş çıktı. Bu şekilde 12 tane geçersiz oyumuz vardı. Bunlar arkadaşlar burada bizim en itiraz etti. İlk geldiler seçim sırasında da seçim sonrasında da bu arkadaşımız özellikle Arif Babacan itiraz etti. Ama iki oya itiraz etmişti. Bu da seçim sonucunu etkilemiyordu. Yani 128, 130 oluyordu ve bir oy farkla yine etkilemiyordu. Sonrasında bir olay yaşandı. Yukarıya çıktığımızda sandıkları tekrar toparladık. Burada diğer adayımız Hayriye Hanım, ben, işte il yöneticilerimiz itiraz dilekçelerini verdiler. Ondan sonra ben kendilerine de sözlü olarak da bunu söyledim ve ile de gönderdiğim ve sosyal medyada paylaştığımız dilekçeden de okuduğunuz gibi. Yani bir hata yapılmış olabilir ama bu hatayı yapan sonuçta oradaki yetkili divan. Bu divanın içinde benim mevcut ilçe yöneticilerim var. Aynı zamanda ben tekrardan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığına adaylığım söz konusu. Yani bu itirazları her ne kadar haklı olsa da burada benim olumlu veya olumsuz yönde bir karar almam doğru olmazdı. Ben de siyasi etik ve değerler doğrultusunda, inandığım etik ve değerler doğrultusunda bu kararı il yönetimine bırakmayı tercih ettim. Biz tüm pusulaları, geçerli, geçersiz tüm pusulaları il yönetimine teslim ettik. Yazımızı da gönderdik. İl yönetimi bunun üzerine ertesi gün toplantısını yaptı. Ve 14-15'e 4 oyla Reşat Bey seçimlerini iptal etti. Yani itirazları haklı buldu. Bunun üzerine biz tekrar hemen kendi yönetim kurulumuzu topladık. Pazar günü için saat 18.30'da 22.30 arasında seçim kararımızı aldık. Dün aldığımız MYK'dan gelen yazıyla bu seçimlerin tekrardan yapılmaması gerektiği yönünde bir karar aldık. Yani il yönetim kurulunun aldığı karar iptal edildi. Oradaki gerekçe neydi? Tam Oradaki alt çizildi. gerekçe bu itirazların zamanında yapılmamasıydı. Yani MYK'mız dedi ki
Bu üç arkadaşımız eğer itiraz edecekse seçimin divan kapanmadan, seçim bitmeden itiraz etmesi seçim gerekiyor. Sırasında itiraz etmesi gerekiyor. Seçim sonuçta da o anda itiraz etmesi gerektiğini yönünde karar verdi. Ama yönetmelik ve genelgelerimiz diyor ki yani 48 saat itiraz hakkı var. Burada yani Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı kararı tartışmıyorum. Biz de Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar asildir, asıl olandır, en üst mercidir. Bu karara saygı duyuyoruz ve bu kararı doğrultusunda da Reşat Bey seçimlerini tekrardan tescil ettik. Tamam.